Sekreteri Fatma Bostancı Ünsal bizimle birlikte. Fatma Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Teşekkürler. O görüntüleri de ekranda döndürelim ki neyin üzerine konuşuyoruz. Çünkü orantısız müdahale olduğu çok açık ve net. Siz ne diyorsunuz o görüntülere ilişkin, yorumunuz nedir? Evet, Fatma Hanım. Kenan Bey'in ifadesi değil ilk önce, o yüzden telif hakkına istinaden onun sözlerini kullanmak istiyorum. Bu orantısız güç değil, açıkça işkence demişti. Gerçekten artık işkence boyutunu resmediyor bu görüntüler. En temel haklardandır ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü. Anayasal, siz de programda da bahsettiniz. Bir hukuk devletinde bunlar asridir. Bunu yapmak üzere bir araya gelmişler ve izin almak zorunda da değildir zaten. Yani polis bir şekilde geliyor. Pek çok bu tür ortamlarda polis bulunuyor. Bulunma sebebi aslında o insanları korumak içindir. Yani biliyoruz yani polis de geliyor ama esas vazifesi korumaktır. Ellerinde hiçbir, yani polise mukavemet etmeyen görüyoruz, bir taş bile yok. Hiçbir şekilde mukavemet de yok. O insanları arkadan gelerek bir kısmının düşürüldüğünü görüyoruz. Coplarla hatta yaralandığını ve işte kanlar içinde kaldıklarını görüyoruz başka gösterilerde ve hatta Alparslan Bey'in oğlu da şu anda hapishanede, aman hastanede, çünkü baş travması geçirmiş. Yani bu da çok üzüntülü, inşallah geçici bir şeydir. Çok acı. Aslında kimden talimat aldı deniyor ama talimat alınmasına gerek yok. Çünkü gerek İçişleri Bakanı'nın sözleri ve her türlü şeyin ötesinde, normal bir hukuk devletinde sarf edilemeyecek sözler sarf ediyor. Bugün de davası olan Osman Kavala'yla ilgili olarak hatırlarsanız, Osman Kavala'yı hukuku ihlal ederek serbest bırakılmasını isteyenler Suriye'de, Ukrayna'da çocukların ölmesine sebep olanlardır demişti. Yani bu tür ifadeler açıkça aslında bu mahkemeye müdahaledir ve anayasal suçtur. Bu tür ifadelerin yapılıyor olması veya benzer şekilde başka bakanların işte bürokrasiyi alt üst ederiz, her türlü mevzuatı değişikliği yaparız, bunlar keyfi yönetimin özellikleridir. Bunların düşüncesizce sarf ediliyor olması daha alt kademelerde işte aşırı güç kullanımı veya Kerem Bey'in söylediği gibi işkencenin gün ortasında herkesin göz önünde yapılmasına zemin sağlıyor. Böyle bir meşru değil tabii ki ama bunun yapılıyor olması demek ki bu gücü kullananlarda böyle bir iklime sevk ediyor diye düşünüyorum. Hı hı. Furkan Vakfı sık sık aslında eylem yapıyor, yürüyüş yapıyor. Değil mi? Yani bu ilk değil. Bu şiddette olmasa da benzer görüntüler de yaşanıyor. Şimdi bu görüntülere bakıldığında çok konuşacak şey var aslında ama şöyle bir yorum var. Ben sizin görüşünüzü o anlamda merak ederim. Şimdi pek çok kişi şöyle de bu görüntüleri değerlendirdi. İşte bir başörtülü polis bir başörtülü kadına işte cop vuruyor şeklinde. Siz bu duruma böyle mi bakıyorsunuz? Yoksa bir kolluk gücü işte bir kadına, bir eylemciye şiddet uyguladı ya da orantısız güç. Bu şekilde mi bakıyorsunuz bu meseleye? Evet. Ya buna doğru, bir anlam yüklemeli miyiz? Bunu sormak isterim. Evet, ikinci bakış daha doğrudur. Yani bir kolluk gücünün bir vatandaşımıza şiddet uygulamasıdır. Bunun kabul edilemezliğidir aslında bizim de vurgulamamız gereken. Ama hep iktidar başörtülü bacım dediği için yani ve bunu bir mazlumiyetin ifadesini hep olarak öne sürdüğü için bu şekilde artık mazlumluktan çıkmış bir zalim olmuş başörtülünün öne çıkartılmasında anlıyorum. Yani çünkü bu söylemin karşısında bu şekildeki ifadeyi de anlayabiliyorum yani. Ama doğrusu kolluk gücünün kim olursa olsun karşısındaki ona davranması gereken şekilde davranmasıdır. Hatırlarsanız ben Yunanistan'da bir Alex diye bir kişiyi biliyorum. Bu tür protesto eylemleri sırasında öldürülmüş bir genç ve Yunanistan halkı kendisine değer verdiği için, bu vatandaşına değer verdiği için her yıl onu anma toplantıları yapıyor. Biz bu de arada bir son dakika var Kavala hakkında, Gezi Parkı davasına ilişkin. Kavala'ya tahliye çıkmadı. Mahkemede savcılığın tutukluluğa devam kararına olumlu baktı. Bunu buradan görüyoruz. 22 Nisan'a ertelendi duruşma.
Bu sıcak bir gelişmeydi. Yayın başından beri bunu aktarıyorduk ve ekranda da görüyorsunuz tahliye yok, duruşma da ertelendi. Buyurun Fatma Hanım. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm çünkü tahliye deyince gerçekten tahliye çıkmıştır diye düşünüyorduk. Hep bekliyoruz. Kaç davadır bunu bekliyoruz aslında. Türkiye'yi son derece zor durumda da bırakıyor aslında, biliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı olduğu için daha sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda pek çok kez karar verdi ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki durumunu da zorlaştıran bir durumda. Yani askıya alındı, işte belki ihracı gündemde, süreç başlamış durumda. Bu yüzden tahliye bekliyoruz. Kaç duruşmadır? Çok çok yazık yani. Başta Osman Kavala için ama sonrasında da bütün Türkiye yargılaması için, Türkiye yargısını gösterdiği için de çok yazık aslında. Peki. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Yayınımıza katıldığınız için sağ olunuz. Rica ederim.